Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski, kırılmış süzgeci bakın ne hale getireceğiz. Umarım beğenerek izlersiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle süzgecin iç kısmını çuval kumaşıyla kaplıyorum. Herhangi bir ölçü kullanmanıza gerek yok. Gelişi güzel yapıştırabilirsiniz. Normalde çuval kumaşıyla hasır iple yapmış olduğum projelerime çok fazla renk katmayı sevmiyorum. Ama bu projemde birazcık renklendirdim. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Kenar kısımlarını da gösterdiğim şekilde yapıştırıyorum ve fazlalıklarını keserek çıkartıyorum. Sıra geldi dış tarafını kaplamaya. Bunun için 8 mm kalınlığında halatip kullandım. Bu halatipleri daha önce de belirttiğim gibi fabrikadan daha uygunu alabilirsiniz. Ben toptan alıyorum. Fabrikaya giderek alıyorum. Herhangi bir siparişle almıyorum. Evinizde yakın olan bir fabrikayı internet üzerinden bularak sipariş verebilirsiniz. Eğer sipariş almıyorlarsa fabrikaya giderek kolaylıkla alabilirsiniz. Şimdi tamamını kaplıyorum ve sonrasında küçük bir renklendirme ile devam ediyorum. Evet, şimdi de ince turuncu bir jüt ipiyle devam ediyorum. Bu aşamada ben tek renk kullandım fakat siz birkaç renk de tercih edebilirsiniz. Halat iplerin aralarına yapıştırarak tamamını bu şekilde kaplıyorum. Bence gerçekten çok güzel, değişik bir görünüme sahip oldu. Şimdi kapak kısmına geçeceğim. Kapağı için uygun ölçülerde bir mukavva kesiyorum. Mukavvanın her iki tarafını da çuval beziyle kaplıyorum. Bu aşamada eğer elinizde tutkal varsa kuruyunca şeffaflaşan bir tutkal kullanabilirsiniz. Tarafını da kapladım. Kenar kısımlarını güzelce yapıştırıp fazlalıklarını kesiyorum. Halat ipiyle kenar kısmına bir sıra olacak şekilde yapıştırıyorum.
tütsü tipiyle bir sırada yanına yapıştırıyorum ki sepetimizin kapağı olduğu belli olsun. Kapak kısmını birazcık süslemek istiyorum. Bunun için elinizde olan parça kumaşları değerlendirebilirsiniz. İstediğim şekli kartondan keserek çıkardım. Bunu kalıp olarak kullanacağım ve ne kadar gerekliyse parça kumaşımdan değerlendireceğim. Çizmiş olduğum şeklin üzerine yine jüt ipini yapıştırarak devam ediyorum. Bu aşamada yine turuncu kullanmayı tercih ettim. Dedim ya, bu projemde turuncuyu çok sevdim. Evet, yeteri kadar parçalarımı kestim. Kenarlarını birazcık yakıyorum. Küçük bir karton parçasının üzerine parçalarımı yapıştırarak çiçeğimi oluşturmaya başlıyorum. Çiçeğin orta kısmını da jüt ipiyle birazcık doluyorum ve çiçeğimi tamamlamış oluyorum. Çiçeğim hazır. Son olarak da kapağın tutacak kısmını yapacağım. Bunun için yine aynı şekilde halat ipini kullanıyorum. Gösterdiğim şekilde yapıştırarak tutma kısmını bitiriyorum. Silikonu birazcık bol sürerek yapıştırıyorum ve çiçeği de istediğim kısma yapıştırarak kapağımı da bitirmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, projemizi tamamladık. Gerçekten eski süzgeçten yapmış olduğum bu kapaklı sepete ben bayıldım. Sizin de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.